Merhaba arkadaşlar. Modelimizin küçük modelimizin detaylandırmasına devam ediyoruz. Şu an zemin kısmından modellemeye başlayacağım. Zeminde önemli olan şey gerçekçilik. Tabii bunda bir parke deseni atarak veya parkenin üzerine bir bump veya displacement siyah beyaz resmi atarak gerçekçiliğe ulaşabiliriz. Ama ben burada onları denemiyorum. Ben sadece kendim modelliyorum. Onu hep birlikte nasıl olduğunu görelim. Ev modelimizde zemin kısmı evle birleşik olduğu için, yani Mac grup olduğu için zemin kısmını ayrı çalışacağım için ayırmak istiyorum. Onun için de grubun içine giriyorum ve tekrar iki kere seçim yaparak tüm zemini seçiyorum ve sağ tıklayarak Mac grup haline getiriyorum. Burada farklı bir komuta değineceğiz. Daha önce komutlarımıza değinmiştik ama bu dersimizde de biraz tekrar olsun. Outliner komutu var. Outliner komutu bir grubu diğer gruptan çıkartmaya yarıyor. Şu an bu grup burada seçili olduğu için ben bu grubu tüm grubun içinden dışarı çıkartıp tek bir grup nesne haline getirmek istiyorum. Onun için de seçtiğim zaman şuradaki mavi simge bu grubun seçili olduğunu bana gösteriyor. Bu mavi simgeyi tıklayıp yukarı doğru çektiğimde çizgisini görüyorsunuz. Suzan'ın üstüne bırakıyorum. Ve artık bu sönük hale geldi. Yani artık bu grubun dışında bir nesne haline geldi. Dışarı çıktım. Seçtiğim anda gördüğünüz gibi diğer nesneden ayrışık. Hemen üstteki pencere ve duvarı seçip hide yapıp artık çalışmamdan kaybediyorum. Bu zemin üzerinde ben çalışacağım. Yani zemin üzerinde ben buraya parke deseni modelleyeceğim. Yani modelleyeceğim yani. Çünkü her zaman dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz. Sürekli tekrar ediyorum. Modeli gerçekçi olmak istiyorsanız eğer sıfırdan modellemeniz gerekiyor. Tabii bu büyük alanlar için geçerli değil. Yani bir fabrika alanının zeminini sıfırdan modellemek gereksiz. Hani resimle halledersiniz ama bu tip oda ve salon gibi yerlerde resim harici elle modelleme size çok gerçekçi sonuçlar verecektir yani. Hemen grubun içine giriyorum. Bir parke kalınlığının 19 ve 21 santim olduğunu ben biliyorum. O yüzden şu line çizgisini seçip move komutuna basıp bunu tekrar yan tarafa doğru 19 santim kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi 19 santim kopyaladım. Ve arada 0,5 santimlik bir ince mesafe bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu aradaki parkenin arasındaki derinliği sayabiliriz. Şu iki noktayı seçip Move komutuyla tekrar 19 santim attıktan sonra kopyalama tekniğinde komuttan çıkmadan 20x ve 32x yazdığınızda aynı çizgiden 30 tane atıyor bildiğiniz gibi. 30x diyorum ve attı. 40x diyeyim. Evet. Üzerine eklemiş oldu. Ve fazlalıkları siliyorum. Şurada biraz hafif fazlalık oldu ama bu pek önemli değil. Bunları siliyorum. Evet. Burada yapacağım olay tüm yüzeyleri seçip push pull komutuyla kaldırabilirim. Onu yapmadan önce şuradan şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Push pull'da 0,5 kalınlığında bunu kaldırabilirim. Biraz daha etki fazla olması açısından biraz da 0,8 yapayım. Etkiyi görmek açısından şu şekilde buradaki parke kısmını elimle modellemiş oldum. Buradaki amaç modeli tamamıyla gerçeğe yakın modellemek ve render sırasında gerçekçi etkiye yaklaşabilmek. Tabii burada sadece resim modeli atarak da bu işi halledebilirdiniz ama ben o şekilde yapmıyorum. Eğer alan küçükse, küçük bir salon ve küçük bir oda varsa bu şekilde bir parke döşemesi sizin içinizi görecektir. Yani fazlası görecektir. Çünkü yansımalar, ışığın düşüşü, kırılması daha gerçekçi olacaktır. Tabi burada round corner'ı yine kullanacağız. Niye kullanacağız? Tabi burada yine bir keskinlik var gördüğünüz gibi bu yüzeylerde. Bunları tekrar ben yumuşatacağım ve çok güzel bir ambiyans yakalayacağız. Yani bunu şunu seçtim diyelim. Mesela bir tanesini yapalım. Kontrol tuşuna basın ve
3 kere tıkladım ve yüzeyi tümü seçtim. Yine round corner en baştaki komutu seçtiğim. Şurada kırılma biraz fazla. 0.5 değil de 0.25 yapıp segment sayısını 4'e indirebilirim. Okey dedim. Ve gördüm buradan kıracak. Okey bastım ve kırdı. Gördüğünüz gibi burada bir kırılma oluştu. Kırılmayı daha iyi görmek istiyorsanız eğer view'den hidden geometry'yi açarak oradaki segment yani 4 tane segmenti görebilirsiniz. Şurada 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi. Segment sayısı yeterli böyle bir alan için. Tekrar view'den hidden geometry'yi kapatıyorum. Tabi bunu hepsini yapacağım. O yüzden hepsini pardon. Hepsini seçtim ama alt kısmını da seçmiş oldu. O yüzden bu alt kısmı seçmesi işime gelmez. Ben sadece yüzeyleri seçmek istiyorum. O yüzden select komutuyla kontrole basarak çift tıklayarak tüm yüzeyleri seçiyorum. Round Corner plugin'i çok faydalı bir plugin. Modelleme esnasında tüm yüzeyleri ve kenar kısımları yumuşatınız. Çünkü gerçek hayatta keskin yüzeyler yani keskin objeler haricinde özellikle objeler haricinde bütün yüzeyler yumuşatılmıştır yani yumuşatır yani. Bir masa, bir sehpa kenarına baktığınızda bu etki görebilirsiniz. Tekrar Round Corner plugin'e bastım. Hepsini seçti. Ve OK butona bastığımda aşağıda şu processing kısmında artık bir geri sayım var. Onu yapıyor. Şurada da bir sayım var gördüğünüz gibi. Matematiksel bir hesap yapıyor. O bittikten sonra komple smooth haline gelecektir. Gördüğünüz gibi artık bütün kısımlar smooth hale geldi. Parkemizi bu şekilde modellemiş olduk. Odamızın parkesi bu şekilde modellendi. Tekrar Edit'ten Unhide ve All diyorum. Gördüğünüz gibi gerçekçi bir parke modeli yapmış olduk. Sırayla bütün odayı modelleyip hazır objelerle hazır objeler getirip daha sonra bir render, küçük bir render yaparak bitireceğiz. Tabi model esnasında bazı ufak detaylar var bunlar gibi. Onları anlatacağım size. Bu şekilde daha iyi bir SketchUp öğrenimi elde etmiş olacaksınız. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.